TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Ankara'da bir başka gezilmesi, görülmesi gereken yer Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası. Giriş tamamen ücretsiz. İçeride akvaryumlarda balıklar var. Şimdi biz de bu müzeyi gezeceğiz. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Evet, bunlar ay balığı. Girişte ay balıkları karşıladı bizi. Gayet güzel. Bunlar da asker balıkları. Tabii çok kalabalık. Bugün özellikle hafta sonu sömestr çok kalabalık. Mağribi balıklarıymış. Ne? Oraya yasak kızım girmek. En çok ilgi çeken yer. Burada bir tünel var. Tünelden geçiyorsunuz. Balıklar etrafınızda. İşte köpek balığı, vatozlar. Tam tepemizde. Derinize bak, burada da kocaman balıklar var, gördün mü? Gerçi o maket herhalde ya. Bak. Bak derinize, tepeye bak. Tünelden sonra büyük balıkların olduğu alandayız. Mersin balığı. Bu da tatlı su balığı diye geçiyor. Çok büyük gördüğünüz üzere. Az önce köpek balıklarını geçtik. Akvaryumcuların gözdesi belki de. Ben de bir dönem beslemiştim ciklet balıkları. Rengarenk. Akvaryumlarda çok güzel duruyorlar ama biraz biz Karadenizlileri andırıyorlar aslında. Çok tez canlı ve çok kavgacı balıklar. Bu yüzden neredeyse 2-3 günde bir balıklarımdan birisi akvaryumun içerisinde ölüyordu. Çünkü çok kavgaya müsait balıklar. Ama hakikaten de çok güzel görünüyorlar. Bunlar da daha büyük ciklet balıkları. Gökkuşağı var burada. Yine Green Terror diye çok yine agresif bir balık aslında. Buranın da şeyi de güzel, mizanseni de güzel. Büyük bir balığın içerisinde yüzüyor balıklar. Derin Nisa, beğendin mi? Deniz canlılarının fotoğraflarının olduğu yer. Ve yine burada da kabuklu deniz ürünlerinin kabukları sergileniyor. Böyle bir balık havuzu. Derin Nisa, nasıl balıklar? Bunlar da koi balığı. Japon menşeili. Thank you.
Piton yılanıymış bu da. Muhtemelen dinlenmeye geçmiş değil mi derin Nisa? İşte timsahlar. İki tane timsah. Derin Nisa birbirlerine sarılmışlar, uyuyorlar değil mi? Gözleri açık. Evet, gözleri açık timsahlar. Bunlar da çok tehlikeli hayvanlar ama burada onlara da yer verilmiş. İnek balığı böyle küçük küçük akvaryumlarda da daha küçük deniz canlıları sergileniyor. Gerçekten çok beklediğimizden daha iyi bulduğumuz bir alan diyebiliriz. Ve kaplumbağalar. İrili ufaklı, küçüklü, büyüklü bir sürü kaplumbağa var burada. Burası da yine çok güzel bir alan. Defne, çağır kızım kaplumbağaları. Kız öyle mi çağrılıyor? Defne. Burada böyle güzel bir hatıra yeri olmuş. Biz de bundan faydalandık. Evet, böyle bir yerde Piri Reis olmadan olmazdı. İşte Piri Reis'in çıkardığı ilk dünya haritası. Evet, Keçiören Belediyesi'nin Deniz Dünyası Akvaryumunu gezdik. Gerçekten çok beğendik diyebiliriz. İçeride bütün canlılar, deniz canlıları vardı. Tamamen ücretsiz. Belki de sömestrden dolayı böyle. Sizler de gelip görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.